Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere hücre içerisindeki değerlere bağlı olarak köprüyü, hyperlinki bağlantıyı oluşturmak ve tıkladığında da o ilgili sayfaya gitmek anlamında bir çalışma yapacağım. Oldukça güzel kurumsal bir uygulama. Çünkü bunlar bu müşterilerin cari hesap sayfaları olabilir, ilgili bilgi tabloları olabilir ve baştan bir diyelim ki indeks bölümünden tıklanıldığında o sayfaya gidilebilir. Ancak bu sayfalar nasıl oluşturulabilir ve daha sonra bu köprüler, bağlantılar nasıl kurulacak onları size anlatmak istiyorum. Şunları sileyim, ben öylesine oluşturmuştum. Sizlere bunları oluşturmak için de pivot tablo kullanımını önereceğim. Bakın, tabii ki sonuçta bunların her birine ilişkin bir sayfa olacak ama bakın onu otomatik nasıl oluşturabiliriz eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyarsak tam olarak. Bakın, bir pivot tablo oluşturuyorum. Veriler bunlar. Burada amaç hepsine biraz sayfa oluşturmak. Ama dediğim gibi sizler zaten tek tek elle oluşturabilirsiniz bunları. Bu oluşturacağım şeyi satış elemanlarına ilişkin her bir tane. Daha sonra da onlara ilişkin artık işte ürün adını efendim ve adetini içeren, bir de tarihin de içerisinde olmazsa bir tablo oluşturdum. Hemen onun düzenini yapayım. O tasarımda çünkü taşıyacak sanıyorum. Sekmeler halinde göster, ara toplam alma gibi yaptık. Artık bu pivot tablomuzun adresi gün olarak göstermek isteyebiliriz. Tarih gruplamasına ihtiyaç yok. Evet. Bu tarihlerde bunları bu kadar adet satmış. Bakın şimdi ne yapıyorum pivot tablomun üzerinde. Seçenekler bölümünde rapor filtresi sayfalarını göster gibi arkadaşlar. Report filter page falan İngilizce sürümünde de buna basıyorum. Her bir satış elemanını filtrede olduğu için her biri için bakın sanıyorum bayağı var 20-30 tane. Her biri için bakın bizim şeyleri oluşturdu. Yani her bir satış elemanımıza kendisi o sırada sanıyorum gördüğü için oluşturdu. Tamam. Şimdi şunu da silelim ve gerekli bağlantılarımızı biz oluşturalım. Arkadaşlar formül köprü. Formülü Türkçe Excel'de, İngilizce'de hyperlink. Ama bu köprünün içerisindeki normalde biliyorsunuz köprüyü biz sağ tıklayarak kurabiliyoruz. Yani bu bağlantıyı gelip diyoruz ki sen bu sayfada şuna git diye buraya bir bağlantı kurabiliyoruz ve gidebiliyor. Bunu yapacağız bir anlamda ama bunu böyle çekemeyiz bir anlamda. İşte bunu buradan oluşturmak anlamına gelecek yapacağımız çalışma. Yazıyorum da tek tırnaklara dikkat etmek şartıyla aslında doğrudan komutu yazmak. Köprü buradaki işte sayfa adının ve onun A1 hücresine gitmeyi oradan alacak şekilde bir birleştirme. Metin dizisi oluşturuyorum aslında arkadaşlar. Birleştiri de aldım. Tabla tamamlıyorum. Çift tırnak dedim. Bu number işaretinin bağlantı olması için. Burada bakın bir tek tırnağımız başlıyor. O da neden? Genelde bir sayfa adının, yani şimdi bunun içerisinde gösteremeyeceğim ama bir sayfa adı, ünlem, bir hücre adı gibi bir biliyorsunuz başka bir sayfadan, başka bir sayfadan, dosyadan bağlantı kurduğunuzda da aynı söz dizimine ihtiyacınız var. Demek ki o şekilde buradaki şeyi taşırken arkadaşlar bakın şuradakini taşırken bu hücreye gidecek. Burası tamam. Şöyle göstereyim. Burası tamamıyla ilgili sayfa ve onun A1'ine gitmek. Yani o sayfaya gidiyor bir anlamda ama bakın ünlem A1 onun hücresi. Şuradan da sayfa adı geliyor. Bu arada şu şekilde o bağlantının sayfa adı kısmının tek tırnak içinde yer alması söz konusu. Tek tırnağımı koyuyorum. Tekrar çift çift 2 ile çift tırnağımı koydum. Escape'in altındaki tuşla
birleştirimi yazmıştım zaten. Normal birleştirme içerisinde noktalı virgülle elemanları koyuyorum. Bu gelecek. Ondan sonra tekrar çift tırnak içerisinde ve tekrar tek tırnak içerisinde de 2 ve ünlemim alarak A1 yazıyorum. A1 oradaki gitmek istediğiniz hücre. Yani A1 olur, K5 olur. Çok önemli değil ama ilk baş hücresi şeklinde. Birleştir kapandı. Buraya da oraya git gibi bir şey yazabilirsiniz. Ondan sonra hatamız oldu sanıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Birleştirimizi koyduk, ünlemimizi koyduk, tek tırnağımızı koyduk, noktalı virgülümüze A2'miz var. Çok özür dilerim, hemen A2'den sonra çift tırnak açılıyor, evet, ünlem A1. Şuraya bakın, çift tırnağı atlamışız. Yani şeyin yine parçası, birleştirim parçası ve ondan sonra kapanacak. Evet, bunun da çıkmaması lazım. Gitti tabi, o iki tane oldu şimdi. Ona ihtiyaç yok. Bir tane yeterli. Basit bir ifade bu. Ondan sonra aşağı kadar çekebiliriz. Ondan sonra istediği sayfaya gidecek. Asra Yılmaz'a git. Ondan sonra... kadar çok var ki, evet, gitti. Bakın, ancak bu git'i beğenmedim, ben kendisi görünsün diyorsanız da şuraya gelip tekrardan bakın hücrenin kendisini alarak onu yapabilir. Hatta isterseniz bunu da hiç görmezsiniz bile. Ondan sonra bakın tıklıyorum. Tekrar baş bağlantılara geldim. Tıklıyorum. Onu da tıklamıştım. Mehmet Ali'ye gideyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi her birine tek tek gidebiliyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu da görmezsiniz. İzleyebilirsiniz. Sadece bağlantılar kalır. Tıklandığında gider. Buna ne diyebiliriz? Hani bir indeks sayfası gibi, istediğine tıkladığında Alper Güler. Bakın gitti. Tekrar bağlantılara, istediğim sayfaya gidebiliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi işe yarar bir çalışma. Çünkü çoğu hani KOBİ diyeyim, büyük firma diyeyim arkadaşlar, yaptığımız şeyler birçok sayfaya gitmek şeklinde. Bazen de bunlar bu şekilde ilişkili, yani müşterinin veya ilgili ürünün sayfasına gideyim tıkladığımda. Bunlar çok sayıdaysa tek tek bunları oluşturmak yerine bu şekilde dinamik olarak bu bağlantıları oluşturmayı arkadaşlar yapabiliriz. Ve tıkladığımızda da ilgili sayfalara gidebiliriz. Arkadaşlar, ve buradaki espri tabii ki işte köprü fonksiyonunun kullanılması, İngiliz hyperlink ve birleştirme. Sintaksa da dikkat edeceğiz. Özellikle bu tek tırnakların sayfada. Ha, onu göstereyim, tek tırnak esprisini. Biliyorsunuz biz burada eşittir deyip başka bir sayfaya gittiğimizde herhangi bir hücresine, bakın bunu nasıl içine alıyor? Ünlem buradan çıkıyor. Bakın ünlem işareti. Bu da sayfa adı oluyor aslında. Demek ki ünlem ve sayfa adının tırnak içine alınması buradan doğan bir ihtiyaç. Dolayısıyla arkadaşlar siliyorum bunu. Buna ihtiyacımız yok. Biz tıkladığımızda zaten gidiyoruz. Ondan sonra yani böyle bir sintaks nereden çıkıyor diye. Şurası tamamıyla sayfa adı olduğu için bunların da tek tırnak içerisinde yer alması gerekiyor. O da gideceği hücreyi gösteriyor biliyorsunuz. Burada isterseniz başka bir açıklama yazabilirsiniz. Sayfaya git diye veya direkt verinin kendisini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.